Merhaba, hayvanlar alemi hakkında bilmeniz gereken bir şey varsa o da her şeyin mümkün olduğudur. Kelimenin tam anlamıyla her gün yeni türler keşfediliyor. Dünyanın en büyük hayvan meraklısı olsanız bile daha önce hiç görmediğiniz bazı yaratıklar olduğunu garanti ediyoruz. Bu yüzden atıştırmalıklarınızı alın, arkanıza yaslanın ve dünya gezegenindeki en sıra dışı hayvanlardan bazıları tarafından büyülenmeye hazır olun. Hadi başlayalım. Şimdi muhteşem gümüş tilkiye bir bakalım. Bu hayvanlar çok nadirdir ve yalnızca Kuzey Amerika, Rusya ve Avustralya'da bulunur. Muhteşem kürtleri nedeniyle 19. yüzyıldan beri kürt tüccarları tarafından çok aranıyorlar. Cidden hayvanlar alemini artık rahat bırakmalıyız. Tüylü hayvanlar demişken bu sevimli küçük Hingland sığırına bir bakın. Evet, ineklerin de kürkü olabiliyor. Mavi ayaklı sümsük kuşu adını elbette güzel mavi ayaklarından almıştır. Bu muhteşem yaratığı bulmak için Galapagos adalarını ziyaret etmeniz gerekecek. Biraz aptal görünseler ve insanlar için neredeyse zararsız olsalar da mükemmel balık avcılardır ve onları muhteşem dalışlarda yakalayabilirler. Goblin köpek balığı Japonya'da bulunur ve o kadar korkunç bir yaratıktır ki ünlü yönetmen Ridley Scott, Yaratık Antlaşma filminde canavar Neomorph için bu hayvandan ilham almıştır. 6 metre uzunluğa kadar büyüyebilir ve avını yakalamak için çenesini öne doğru iter. Sırada zavallı pangolinler var. Bu garip ve nadir görülen hayvan çoğunlukla Asya ve Afrika'da bulunur ve ne yazık ki şu anda nesli tükenmektedir. Çünkü etinin lüks kabul edilmesinin yanı sıra kabuğu da geleneksel Çin tıbbında ve moda aksesuarlarında kullanılır. Bu muhtemelen dünyanın en korkunç görünümlü kuşudur. Bu kuşlar 1,5 metre yüksekliğe kadar büyüyebilir ve saatlerce tamamen hareketsiz durmak gibi ürpertici bir yeteneğe sahipler. Bunlardan biriyle karşılaşırsanız kabuslarınızı tekrar tekrar görmeye hazır olun. Sırada Patagonya marası var. Bu garip kemirgen bir tavşan ve kanguru melezi gibi görünüyor. Bunlardan birini görürseniz çok sessiz olun. Nispeten büyük boyutlarına rağmen saatte 45 kilometreye kadar hızlarda koşabilirler. Ayrıca 1,82 metre yüksekliğe kadar zıplayabilirler. Rakun köpeği olarak da bilinen Tanuki rakuna benziyor ama aslında bir köpek. Aynı zamanda köpek ailesinin kış uykusuna yatan üyelerinden biri. Ayrıca çoğu memelinin aksine rakun köpekleri tek eşlidir ve ömür boyu çiftleşirler. Normal kurbağaların iğrenç olduğunu düşünüyorsanız bu mor topaktan kesinlikle nefret edeceksiniz. Bu türler sadece Hindistan'ın bazı bölgelerinde bulunur. Ve inanmayacaksınız ama yerel halk bunları düzenli olarak yemek için toplar. Dev hayalet deniz anası, diğer adıyla hayalet jöle, okyanusun en derinlerinde bulunur ve neyse ki bunlardan birine rastlama olasılığınız oldukça düşüktür. Bu devasa hayvan yaklaşık 10 metre uzunluğunda olabilir. Sırada Seneca beyaz geyikleri var. Normal geyiklerin muhteşem olduğunu düşünüyorsanız bu nefes kesici güzel hayvanları daha çok seveceksiniz. Bu nadir yaratıklar sadece Seneca, New York'ta bulunur. Kimse nereden geldiklerini bilmediği için bu noktada komplo teorisyenleri devreye giriyor. Birçoğu bu geyiklerin yanlış giden bir ordu deneyinden kalan korkunç kazalar olduğuna inanıyor. Diğerleri radyoaktif askeri silahların neden olduğu mutasyonların bir sonucu olarak normal geyiklerin böyle göründüklerini düşünüyor. Durum her neyse göz alıcı bir tarzları olduğunu kabul etmeliyiz. Muhtemelen koyun kılığına girmiş kurt lafını duymuşsunuzdur. Ama burada size gösterdiğimiz şey aslında koyun kılığına girmiş bir domuz. Mangalista domuzları sadece Macaristan'da bulunur ve koyunlarınkine benzer kalın bir yünleri vardır. Etleri olağanüstü lezzetli kabul edilir. Bu yüzden 1990'larda neredeyse nesilleri tükendi. Yine insanların açgözlülüğü işte. Bu da hayret verici Japon örümcek yengeci. Peter Parker bunun tarafından ısırılmadığı için çok şanslı, değil mi? Bu hayvanlar normal bir yengeçten 10 kat daha büyüktür ve diğer örümcekler gibi 8 ayakları yoktur, 10 ayakları vardır. Brezilya ağaç hunisi hayatınızda göreceğiniz en garip ve en tatsız şeylerden biridir. Bu çirkin böcek kelimenin tam anlamıyla bir helikoptere benziyor. Daha da ürkütücü olanı garip anten görünümlü uzantıları görünüşe göre hiçbir işleve hizmet etmiyor ve sadece süs olarak kullanılıyor. Durduk yere gelişmiş olamazlar.
sizce neye yarıyordur? Bu ilginç küçük yaratık Atlantik, Pasifik ve Hint okyanuslarında bulunan bir mavi deniz sümüklü böceğidir. Evet, küçük bir ejderhaya benziyor. Bu yüzden mavi ejderha olarak da bilinir. Uzak durun Targaryenler, bu ejderha bizim. Beyaz hayvanlardan bahsetmişken size Avustralya'da bulunan bu süper nadir beyaz yılanı göstermeliyiz. Hepimiz yılanların son derece korkunç olduğunu biliyoruz. Ama bu yılan korkunçtan ziyade görkemli. Fakat bu güzel cildi bir tür dezavantajı da beraberinde getiriyor. Vahşi doğada diğer yılanlar kadar saklanamaz ve çoğu üreyemeden çok önce yenir. Güzellik bazen lanet olabiliyor sahiden. Şimdi size tüm evrendeki en görkemli bıyıklı maymunu sunuyoruz. İmparator Tamerin. Alman İmparatoru Wilhelm II'ye benzerliği nedeniyle bu adı almış. Sizce de benziyor mu? Tuhaf yıldız burunlu köstebek, bir köstebek ve bir lalenin çocuğu olmuş gibi görünüyor. Sözde yıldız burnunun etrafında bir halka oluşturan 22 pembe dokunaçtan oluşur. Bu dokunaçlar 30 bin duyu organı içerir ve bu özelliği onu tüm gezegendeki en etkili avcılardan biri yapar. Venezuela kaniş güvesi, ben onun bir bölümünde çıksa garipsenmeyecek bir hayvan. Bu küçük güve kabarık bir kanişe benziyor ve gezegende bulunan en garip yaratıklardan biri. Onunla ilgili pek bir şey bilinmiyor. Bunu üzüldük çünkü kesinlikle süper ilgi çekici bir hayvan. Kırmızı pandalar gerçek olamayacak kadar iyi geliyor kulağa, değil mi? Ama gerçekler ve tahmin ettiğiniz kadar tatlılar. Bu hantal ve sevimli yaratıkları bulmak için Doğu Himalayalara kadar seyahat etmeniz gerekecek. Testere köpek balıkları, testere benzeri burunları nedeniyle bu adı almıştır. Bu korkutucu yaratıklar avlarını testereleriyle keserek öldürebilirler. Üst çenelerinde toplam 36, alt çenelerinde 32 diş bulunur. Ayrıca oldukça hızlıdırlar. Bu yüzden zavallı avının kendini kurtarmak için yapabileceği çok az şey vardır. Bu küçük altın renkli kalkık burunlu maymunlar bir animasyon filminden fırlamış gibi görünüyorlar. Bu sevimli maymunların çoğu Çin'de bulunur ve görünüşe göre dünyada sadece 3000 tanesi kalmıştır. Bu değerli canlıların her ne pahasına olursa olsun korunması gerekiyor. Harry Potter'ın ilk filmindeki üç başlı köpeği hatırlıyor musunuz? Öyle bir şey gerçek hayatta mevcut olmasa da bu üç başlı kurbağa gayet gerçektir. Bu korkunç yaratık bir tür genetik mutasyonun sonucudur ve önümüzdeki birkaç gün boyunca kabuslarımıza musallat olacağından eminiz. Eğer evcil bir bulut istiyorsanız muhteşem Ankara tavşanını bir düşünün derim. Bu tavşanın tüyleri öyle kabarık ki vücudunu zar zor görebiliyorsunuz. Kürkü biraz bakım gerektiriyor tabii. Ona göre değerlendirin. Ailenize eşsiz bir ekleme yapmak istiyorsanız bu komik görünümlü küçük küçüğü bir değerlendirin. Komondor ya da Macar çoban köpeği devasa bir yürüyen paspasa benzer. Ama görünüşüne rağmen aslında oldukça hızlı ve çeviktir. Onun da tüylerinin çok fazla bakıma ihtiyacı vardır. Bu hayvanların en çok hangisinden büyülendiniz? Yorumlarda bize bildirin. Ayrıca videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.